Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda yeni bir sureye başlayacağız. Meryem suresi ve bu surenin 1 ve 15. ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu bölümde Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya ile alakalı ayetler görmekteyiz. Kef, he, ye, ayın, saat. Bunlar hurufu mukatta'dan gerçek anlamlarını ancak Allah bilir. Ve Allah-u Teala bazı seçkin kullarına bunların manalarını bildirmişse onlar da bilirler. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gibi ilahi şifrelere muhatap olabilmekte. Mesela bizler nasıl ki TBMM dediğimizde 4 tane harfi telaffuz ediyoruz ve bununla Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun açılımı anlaşılıyor. Ama bilmeyen bir kimse anlamı olmayan 4 tane harf duymuş gibi kendini hisseder. Bilen kimse açısından ise bu belli bir yeri ifade etmektedir. Temsilde hata olmasın. Kur'an-ı Kerim'de de Elif, Lam, Mim, Ha, Mim, Elif, Lam, Ra ve burada olduğu gibi Kef, He, Ya, İn, Sad. Bunlar bir takım şifreler ihtiva etmekte. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen bu şifreleri anlayabilmekte. Dolayısıyla bu ayetler bu yönüyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o zekavetine, fetanetine de işaret etmekte denilebilir. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin yad edilişidir. Hazreti Zekeriya peygamberlerden birisi ve onun oğlu Yahya, o da peygamber oğlu ve o da peygamber oluyor. Bu okuyacağımız bölümde, sayfada bu ikisiyle alakalı durumlar bize anlatılmakta. Ve bu bir rahmet tecellisi. Birazdan göreceğiz. Hazreti Zekeriya yaşlı haliyle Cenab-ı Hak'tan evlat talebinde bulunuyor. Kendisine varis olacak, yerine geçecek, dinin tebliğini yapacak evlat talebinde bulunuyor. Allah-u Teala Hazreti Zekeriya yaşlı olmasına rağmen, hanımı kısır olmasına rağmen bir çocuk nasip ediyor. Hazreti Yahya gibi bir peygamberi nasip ediyor. Dolayısıyla bu bir rahmet tecellisidir. İşte surenin başı bunu ifade etmekte. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin yad edilişidir. İz nâdâ rabbehu nidâen hafiyye. Hani o Rabbine gizli bir şekilde nida etmişti. Yani Cenab-ı Hakk'a nida etmek, Cenab-ı Hak gizliyi de aşikar olanı da işitir. Hazreti Zekeriya Cenab-ı Hak'tan evlat talebinde bulunuyor ve bunu isterken de gizli bir nida ile Cenab-ı Hak'tan istiyor. Gizli bir nida ile bunu istemesi, gizli bir şekilde yapılan dua çok daha halistir. Öte yandan kendi yaşı 90-100 civarında, bu durumda normalde çocuğu olması pek beklenmez ve o yaşta birinin Cenab-ı Hak'tan erkek evlat talep etmesi başkaları tarafından şu yaşlı zata bak tarzında da anlaşılabilir. Gizli dua etmesinin bir sebebi de bu şekilde ifade edilmekte. Gâle Rabbi inni, dedi ki ya Rabbi gerçekten ben, vehenel azmu minni, kemiklerim gevşedi. Veştâle re'su şeybe, ve baş bembeyaz tutuştu. Yani saçlarım bembeyaz oldu ve kemiklerim de gevşedi. Velem ekum bi duaike rabbi şakiyye, ve ya Rabbi ben sana yapmış olduğum dualarda hiç de mahrum olmadım. Bu zamana kadar ne zaman dua etmişsem sen benim duama icabet ettin. Burada Hazreti Zekeriya yaşlılığını Cenab-ı Hakk'ın nezdinde bir şefaatçi gibi de zikrediyor. Yani ya Rabbi benim kemiklerim gevşedi, işte saçım bembeyaz hale geldi. Ben sana yaptığım dualarda asla mahrum olmadım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildirmiş. Yaşlı bir zat ellerini kaldırıp dergah-ı ilahiye dua ettiğinde Cenab-ı Hak onun elini boş döndürmekten haya eder. Demek ki normal yaşlı bir zatın yapmış olduğu makul bir dua kabul edildiğine göre Hazreti Zekeriya gibi bir peygamberin yaptığı dua, hem de yaşlı halinde yaptığı dua makbul olan dualardandır.
Ve inni hıftül mevaliye min verâim. Ben peşimden mirasçılarımın durumundan korkuyorum. Yani benim temsil ettiğim dini hizmetleri yerine getirememelerinden, bana kötü varis olmalarından, bundan korkuyorum. Ve kânet imrâti âkıra, ve hanımım da çocuğu olmayacak durumda. Fehebli milledünke veliyye, kendi katından bana bir yardımcı nasip et. Yani bana yardım edecek, benim yerime geçecek, benim yerime dini tebliğ edecek bir erkek evlat nasip et. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran suresinde yine Hazreti Zekeriya'nın Cenab-ı Hak'tan evlat talep etmesi nazara verilirken oradaki duasında şuna da dikkat çekiliyor. Zürriyeten tayyibe, yani ya Rabbi bana tertemiz bir nesil nasip et. Demek ki maksat sadece evladı olması değil, o evladın salih olması, o evladın tertemiz olması ve temiz bir nesil sahibi olmak. Asıl marifet bu. Yerisuni ve yerisu min ehli Yakup, ve vereceğin bu evlat hem bana hem de Yakup hanedanına varis olsun. Vec'alhu Rabbi radiyye, ya Rabbi onu razı olduğun kullarından eyle. Yani bu çok manidar. Daha doğmamış bir çocuk. Daha doğmadan Hazreti Zekeriya onunla alakalı güzel şeyleri Cenab-ı Hak'tan istiyor. Ve anne babanın evladına yapmış olduğu dualar en makbul dualardandır. Mesela denilir ki babanın evladına yaptığı dua peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir. İşte Hazreti Yahya, dünyaya gelecek olan Hazreti Yahya daha dünyaya gelmeden böyle güzel dualarla Cenab-ı Hak'tan isteniyor. Ya Zekeriya inna nübeşşiruke bi gulamin. Ey Zekeriya, biz seni bir erkek evlad ile müjdeliyoruz. İsmuhu Yahya. Onun ismi Yahya'dır. Lem nec'al lehu min qablu semiyye. Daha önce biz böyle bir isim kimseye vermemiştik. Yani daha önce kimseye verilmemiş olan Yahya isminde bir çocuğun dünyaya gelecek. Burada Allah-u Teala doğrudan bildirmiş olabilir ama çoğul sıgasıyla gelmesi, yani ey Zekeriya biz seni bir erkek evlatla müjdeliyoruz denilmesi, melekler aracılığıyla olduğunu göstermekte. Cenab-ı Hak melekleri vasıta olarak kullandığı yerlerde genelde biz ifadesini kullanmış. Gâle Rabbim, burada belki şunu da ifade etmemizde fayda var. Yahya şu anda ülkemizde de kullanılan isimlerdendir. İslam dünyasında kullanılan isimlerdendir. Ve bu isim Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Dolayısıyla güzel bir isim. İnsanlarımız buna dikkat ediyorlar. Ve o isimlerin Kur'an-ı Kerim'de yer alması onlar açısından daha bir önem arz ediyor. İşte evladın anne baba üzerinde pek çok hakları var. Bu haklardan bir tanesi de çocuğa güzel bir isim koymak. Yoksa bir takım zalimlerin isimlerini diyelim çocuğa koyacak olursak çocuk ileride onlara benzemek isteyecektir. Herkes kendi taşımış olduğu ismi merak eder. Bu nereden geliyor? Ve onunla adeta özdeşleşmeye çalışır. Bu açıdan çocuklarımıza isim verirken makbul, İslami kaynaklarda yer alan, güzel özellikleri olan kimselerin isimlerini vermemiz gerekir. Gâle Rabbi enna yekûnu li gulem. Hazreti Zekeriya dedi ki, ya Rabbi benim nasıl çocuğum olur? Ve kânet imrâti âgıra. Hanımım çocuk doğuramayacak bir durumda. Ve gad belâutu minel kiberi ıtıyye. Ve ben de son derece yaşlı bir vaziyetteyim. Ya Rabbi benim nasıl çocuğum olur? Burada hem Cenab-ı Hak'tan erkek çocuk istemesi hem de çocuğunun olacağı müjdelendiğinde ya Rabbi nasıl olur demesi insanı biraz düşündürüyor. Tabi buradaki nasıl olur demesi akıldan uzak gördüğünden dolayı değil. Yani olur da acaba nasıl olur? Allah nasıl bana bir erkek çocuk verecek? Merak ettiğinden dolayı. Gâle kezâlik, evet dediğin gibi, yani normal şartlarda bu şekilde bir çocuk olmaz. Malum kimyada da neşa kullanılıyor. Normal şartlar altında demek.
Ama olağanüstü durumlarda durum değişebilir. Verilecek hüküm ona göre değişebilir. Meydana gelecek şeyler değişebilir. Normal şartlar altında diyelim adam 90 yaşında, hanımı diyelim 80 yaşında, normal şartlar altında çocuk olmaz. Ama hiç mi olmaz? Allah-u Teala dilerse çocuk da verir. Normalde kadınlar 45-50 yaşlarında artık adetten kesiliyor. Çocuğu olamayacak bir durumda oluyor. Ama geçenlerde gazetelerde çıkmıştım. 60 yaşında bir kadın hem de ikiz çocuğu dünyaya geldi. Demek ki 60 yaşında olduğu gibi Hazreti Zekeriya örneğinde ve hanımı örneğinde olduğu üzere 80'in üzerinde de 90 yaşın üzerinde de çocuk olabilir. Allah dilerse çok ileri yaştaki insanlara da çocuk nasip edebilir. Gâle Rabbuk, melek dedi ki Hazreti Zekeriya'ya, bunu müjdeleyen melek Cebrail aleyhisselam, Rabbin şöyle buyurdu: Hüve aleyye heyyin, yani onu yaratmak bana kolaydır. Normal şartlara takılıp kalmamak lazım. Allah-u Teala sünnetullah tabir edilen, prensip edinmiş olduğu bir takım kanunlar var. Ama Allah-u Teala kendi koymuş olduğu kanunların elbette mahkumu değildir. Böyle olunca her ne kadar normal şartlar altında 50 yaşından sonra kadınların çocuğu olmazsa da Allah dilediğinde 60 yaşında da olur, 70 yaşında da, 80 yaşında da, 90 yaşında da olur. Ve kad halaktuke min qabl, ben seni daha önce yaratmıştım. Ve lem teku şey'e, sen bir şey değildin. Yani sen bir şey değilken seni yoktan yarattım. Seni yoktan yaratan Allah anne babadan da bir çocuğu yaratır. Allah'ın kudretine bu kolaydır. Gale Rabbi cealli aye. Hazreti Zekeriya dedi ki ya Rabbi, bana bu konuda bir alamet ver. Yani çocuğumun olacağına dair, hanımımın hamile kaldığına dair bana bir alamet ver. Gale ayetüke, Cenab-ı Hak şöyle bildirdi. Bunun alameti, seninle alakalı alameti şu: Ellâ tükellimen nâse felâthe leyâlin seviyye. 3 gün boyunca insanlarla konuşamayacaksın. Yani normal sağlıklı olmana rağmen 3 gün boyunca insanlarla konuşamayacaksın. Bu çocuğunun olacağının bir alameti. Feharaca alâ gavmihi minel mihrab. Bunun üzerine Hazreti Zekeriya kavmine karşı mihraptan çıktı. Mihrap mabet veya mabet içindeki onun özel ibadet etmiş olduğu odacık. Oradan çıktı. Fe'evha ileyhim, muhatapları olan insanlara dedi ki en sebbihu bukraten ve aşiyye. Tabi işaretle evha ileyhimle bu ifade ediliyor. Onlara vahyetti. Normalde vahiy Allah'tan gelen kelamdır. Ama kelime anlamıyla bu insanlar için de kullanılır. İşte burada gizli işaret anlamında onlara işaret ettim. Yani nasıl ki mesela konuşma özürlü olanlar el işaretleriyle birbirleriyle anlaşıyorlar. Bu da bir nevi konuşmak gibi oluyor. Veya trafik lambaları bir şey söylemiyor ama aslında çok şeyler de söylüyor. Vahide de böyle gizli bir işaret etme manası var. O da kavmine işarette bulundu. Sebbihu bukraten ve aşiyye, sabah akşam Allah'a, Rabbinize ibadet edin, tesbih edin, bu manada onlara işarette bulundum. Malum Hazreti Zekeriya aleyhisselam Mescid-i Aksa'da hizmet ediyordu ve hem onların önderiydi hem de mabedin gerekli şeylerini tedarik etmekteydi. Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve. Kur'an-ı Kerim derken çocuğu olduğu gibi o ifadelere yer vermiyor. Doğrudan Hazreti Yahya'ya yönelik bir hitabı bize anlatıyor. Ey Yahya, kuvvetle kitaba sarıl. Yani demek ki çocuğu oluyor, Hazreti Yahya dünyaya geliyor ve büyüyor ve kendisine deniliyor ki ey Yahya, kuvvetle kitaba sarıl. Burada kitaptan murat Tevrat. Çünkü Tevrat onların şeriat kitabıydı. Hazreti Yahya da daha küçüklüğünden itibaren bunu öğrenecek şekilde ve iyi öğrenebilecek şekilde yetiştiriliyor. Burada
bizlere bakan yönüyle şöyle bir ders alabiliriz. Evlatlarımız Kur'an-ı Kerim'i kuvvetle öğrenecek şekilde küçüklüğünden itibaren yetiştirilmeli. Yani nasıl ki Hazreti Zekeriya oğlu Yahya'yı, yerine varis olacak oğlu Yahya'yı güzel bir şekilde yetiştiriyorsa, kitaba göre yetiştiriyorsa, bizler de Allah'ın kitabı olan Kur'an'a göre yeni nesillerimizi yetiştirmemiz lazım. Bunun için kendimiz okuyacağız, çocuklarımızla da paylaşacağız. Onların da kitabı öğrenmesine imkan sağlayacağız. Ve ateynahul hukme sabiyye, ve biz ona daha çocukken hikmet verdik. Yani Hazreti Yahya daha çocukluğunda hikmet sahibi, bilge bir kimseydi. Hani adam olacak çocuk belli olur denilir ya, Hazreti Yahya da ileride peygamber olacağı hal ve harekatından, gidişatından belliydi. Daha çocukluğunda hikmet sahibiydi. Hatta deniliyor ki, kitaplarda yer aldığına göre, arkadaşları onu oyuna davet ediyorlar. Gel beraber oynayalım diyorlar. Hazreti Yahya diyor ki, ben bunun için yaratılmadım. Ben dünyaya oyun oynamaya gelmedim. Yani aslında bir çocuğun oyun oynaması gayet normaldir. Ama Hazreti Yahya'da daha çocukluğundan itibaren bir ciddiyet var. Ve hanânen milledünne ve zekâ. Ve biz Yahya'ya bir şefkat verdik kendi katımızdan ve bir temizlik. Yani temiz duygulara sahipti. Ve kâne takiyye, ve takva sahibiydi. Yani günahlardan korunan, kendini muhafaza eden bir kimseydi. Ve berran bi valideyhi, anne babasına iyilik yapardı. Yani bir evladın anne babaya iyilik yapacak şekilde yetiştirilmesi, bu da çok önemli. İşte şefkatle mücehhez olması, tertemiz duygular taşıması, günahlardan uzak kalması. Yani Kur'an-ı Kerim'in satır aralarında, okuduğum ayetlerin satır aralarında bize bu mesajlar da veriliyor. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيَّ, o isyankar bir zorba değildi. Yani bir serkeş, anne babasına, topluma zarar veren serkeş bir evlat değildi. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ, dünyaya geldiği günde ona selam olsun. Ve يَوْمَ يَمُوتُ, ve öleceği günde. Ve يَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّ, ve hay olarak diriltileceği günde ona selam olsun. Bu üç merhale, dünyaya gelmek, dünyadan gitmek ve kabirden diriltilmek. Üç merhale, işte insan dünyaya gelirken ölü de doğabilir. Dünyadan giderken manen ölü doğmak hükmünde imansız gidebilir ve kabirde azaba maruz kalabilir. Tekrar diriltildiğinde cehenneme gönderilebilir. İşte Hazreti Yahya için bütün bu zor merhalelerde bir selamet var. O doğduğu günde, öleceği günde ve tekrar diriltileceği günde ona selam olsun, selamet olsun. Cenab-ı Hak bize de, hepimize de imanlı bir şekilde ölmeyi ve cennete, cemalullah'a nail olmayı nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.